Peki Muhammed İbni Abdülvahap yaşadığı dönemde gerçekten Osmanlı ile savaşmak mı istedi? Ve Osmanlı ile zaten böyle bir derdi yok da Osmanlı'nın bölgedeki yöneticileriyle şerifler deniyor e, bunlara. Gerçekten bunlarla savaşmak mı istedi? Hayır. Bakın Dürer Hüseyniye'nin 1. cildinin 56. sayfasında kendisinin o günkü yöneticilere yazmış olduğu bir mektup var. Ve yazdığı bu mektupta aynen şöyle söylüyor. Yani çok uzun bir mektup. Ben tabii ki özetleyeceğim mektubu size ama isteyenler birinci cilt 56. sayfadan itibaren okuyabilirler. Diyor ki başımıza gelen fitneyi siz de duydunuz. Yani bize bazı iftiralarda bulunuyor, bulunuluyor. Biz diyor baktık ki insanlar salihlerin kabirlerine dua ediyorlar. Onlardan yardım talebinde bulunuyorlar. Biz de diyor insanları bundan alıkoyduk. Dedi ki bu yaptığınız yanlıştır. Yani Allah'a dua edilir, Allah'a kulluk edilir, Allah'a sığınılır, Allah'tan yardım istenir. Ölülerden, ruhlardan, kabirlerden, türbelerden, direk ağaçlarından bunlardan yardım istenmez. Şeyh'in davetinin özünde işte bu vardır. Baktı ki diyor insanlar vazgeçmiyorlar. Allah'a şirk koştukları yerleri yıktık diyor. Onlar da tuttular dediler ki bunlar salihlere küfrediyorlar. Dikkat edin aynen bugün yapılan şeyden bahsediyor. Adam insanları şirkten alıkoyuyor. Abdülkadir-i Geylani ile Allah'a ortak koşma diyor. Karşıdaki bu adam bize şirk koşmayın dedi demek yerine, bu diyor Abdülkadir Geylani'ye düşmanlık yaptı, Abdülkadir Geylani'ye küfretti ee diyor. Neden? Çünkü şirk koşmayın dedi dese herkes diyecek ne güzel söylemiş, maşallah ee diyecek. Ama alimlere sövdü, evliyaya sövdü, evliyayı reddetti dediğinde insanlarda bir tepki oluşacağı için, duygusal bir refleks oluşacağı için bunu bildiklerinden Muhammed İbni Abdülvahaba, Muhammed bin bunu yapıyorlar. Ve diyor bizim hakkımızda öyle şeyler söylediler ki akıllı bir insan onları zikretmekten bile haya eder. Mesela demişler ki bunlar işte mezhepsizdirler. Yani hiçbir mezhebe itiba etmiyorlar. Muhammed İbni Abdülvahab emire diyor ki biz diyor Allah'ın izniyle itiba edenlerdeniz ve İmam Ahmed İbni Hanbel'in mezhebi üzereyiz. Daha önce olmuştu diyor. Tekrardan olursa diyor biz buna hazırız aynı şekilde. bizi diyor çağırın Gelelim diyor, kendi mezhebimizin kitaplarını ortaya koyalım, e, diğer mezheplerin kitaplarını ortaya koyalım ve bakalım biz yeni bir şeyler mi uyduruyoruz? Yoksa İslam alimleri de bu kabirlere dua, dua etmenin, kabirlere yalvarmanın, onlardan fayda ve zarar beklemenin batıl olduğunu onlar da söylemiş mi söylememiş mi bir bakalım diyor. Ve sonra da şunu söylüyor, diyor ki eğer bu mesele icma ise zaten problem yok. Yani ümmetin icma ettiği bir konudur. Yok baktınız ki diyor mesele ihtilaflı çıktı. Eğer mesele ihtilaflıysa diyor biz kendi mezhebimizle amel ettiğimizden ötürü kılanamayız. Yani biz diyor hazırız. Çağrıldığımız zaman gelmeye, kitapları ortaya koymaya, kitaplardan konuşmaya hazırız. İftira etmesin insanlar bize diyor. Bizi çağırın. Mezhep kitaplarımızla beraber gelelim. E, fıkıh kitaplarıyla beraber oturalım konuşalım. Yani aynı bugün bizim yaşadığımız şeyi yaşıyorlar. Kameraların karşısından bize iftira etmeyin diyoruz. Bizi devlete jurnallemeyin. Bizi topluma linç ettirmeye çalışmayın. Varsa bir derdiniz buyurun gelin oturalım. Kitaplara bakalım. Söylediklerimiz var mı? Yoksa söylediklerimiz yok mu? Buna kitaplar karar versin. Buna deliller karar versin. Sonra da toplum bunu görsün ve toplum buna karar vermiş olsun. O zaman Muhammed İbni Abdülvahab'ın ve torunlarının, bırakın Osmanlı'ya karşı çıkmak, İngiltere ile ittifak kurmak, ilk dönemlerinde Osmanlı'nın bölge yöneticilerine bile kendilerini anlatma dertleri gibi bir dertleri, dertleri var. Şimdi bakın, İhsan Hoca'nın da aktardığı bir kitap var. Ahmet Zeydi Dahlan'ın kitabı. O dönemde yaşayan ve Muhammed bin Abdülvahab'ın rahmetullahi aleyh davetine en düşman olan insanlardan bir tanesi bu. Hulasetul kelam fi umara'i beledil halam haram diye bir kitabı var. Hulasetul kelam fi umara'i beledil halam. Yani e, haram beldenin, kutsal beldenin yöneticileri hakkında özet söz anlamında diyebileceğimiz bir tarihçe yapmış. Orada sayfa 298'den itibaren Hicri 1205'in olaylarını anlatırken şu olayları anlatıyor. Allah için akıl sahibi biri bunu bir şey yapsın, bunu bir dinlesin. Bunlar diyor hac için izin istediler. Dediler ki biz gelip haç yapmak istiyoruz. Yani hani şimdi bunlar genelde diyorlar ya bunlar gittiler Mekke'ye saldırdılar, Mekke'yi talan ettiler. Öyle değil aslında. Bunun bir öncesi var. Mektup yazıyor adam diyor ki biz haç yapmak istiyoruz. Hayır diyorlar size hacca almayız. Size hacca sokmayacağız diyorlar. Haca gelmek istiyorsanız ikinci bir emire yazıyorlar bu defa. Haca mı gelmek istiyorsunuz diyor. Acemlerin verdiği kadar yani bu o dönemdeki Şiilerin falan verdiği kadar bir para vereceksiniz diyorlar. Bir de 100 tane de çok kaliteli at getireceksiniz diyorlar. Yani bakın aşağılamayı görüyor musunuz? Size hacı almıyoruz. Babalarının tapulu malıymış gibi. Size hacı almıyoruz. Ha diyelim ki geldiniz. Nasıl ki acemlerden vergi alıyorsak sizden de vergi alacağız. Bir de üstüne üstlük 100 tane de şey getireceksiniz. At getireceksiniz diyor. Onlara da bu ağır geldi diyor. Yani hem bu vergiyi vermek çok zor geldi onlara. Hem de acemlerle eşitlenmek onlara çok ağır geldi. Bir daha mektup yazıyorlar. Ya yani bakın adamların derdi. E kavga etmek olsa, adamların derdi savaşmak olsa değil. Adamların derdi ıslah. Bir daha mektup yazıyorlar. Haç farizasını ifa etmek istiyoruz. Bize müsaade edin diyorlar. İzin vermedikleri gibi, bu defa ordu hazırlayıp üzerlerine ordu gönderiyorlar. Yeniliyorlar. Ya bu giden ordu yeniliyor. Muhammed bin Abdullah'un çocukları, torunları bunları yeniyorlar ve bir zafer e, zafer elde etmiş oluyorlar. Şimdi sonra da diyorlar ki bunlar geldiler. İşte Mekke ve Medine'ye saldırdılar. E şimdi biri size mektup yazıyor. Bana diyor iftira edenlere bakmayın lütfen. Beni benden dinleyin diyor. Gelin diyor oturalım mezhep kitaplarımızı da getirelim. İcma ise zaten siz de ittiba edin. İhtilaflıysa da bırakın biz kendi mezhebimize göre amel edelim. Mektup yazıyor ben diyor şey yapmak istiyorum. Haç yapmak istiyorum. Yok. Mektup yazıyor haç yapmak istiyorum. Yaparsın ama e, Şiilere yaptığımız muameleyi sana yapacağız diyorlar. Mektup yazıyor yapmayın etmeyin bak ben haç yapmak istiyorum. Hayır diyorlar. Ordu gönderiyorlar ve ordu bunların üzerine, ordu bunların üzerine gidiyor. Peki bunların üzerine ordu gitti, ordu yenildi. Ondan sonra bunlar da geldiler. Kitaptan çıkıyorum şimdi. İşte Mekke, Medine o bölgeleri aldılar. Bir kaç yıl süren bir savaş var. Aldıktan sonra Osmanlı'nın yöneticisi ne yaptı biliyor musunuz? Bunlara biat etti. Ve Muhammed İbni Abdülhab hayatta değil. Muhammed İbni Abdülvahab'ın vefatından yaklaşık olarak bir 15 sene sonra olan olaylar bunlar. Osmanlı'nın şerif galip, Mekke şerifi bunlara biat etti. Peki bunlar ne yaptılar bakın. Dertleri sistemi yıkmak olsa baştan sistemi yıkarlar. Öyle yapmadılar. Osmanlı'nın yöneticisini yine yönetici olarak orada bıraktılar ve kendi memleketlerine geri döndüler. Peki neye müdahale ettiler? İnsanların şirk koştuğu, ağaçtan, çaputtan, taştan, bezden fayda ve zarar beklediği konularda bunlara engel oldular. Rüşvet ve benzeri hakimlerin yaptıkları bozgunculuklara engel oldular ve kendi memleketlerine geri döndüler. Osmanlı'ya olan saygılarından Osmanlı'nın bölgedeki yöneticisini oraya yönetici olarak atadılar. Fakat birazdan anlatacağım. Osmanlı'nın bölgedeki yöneticileri kendi siyasi ihtirasları, kendi yetersizliklerinden ötürü bu insanlarla başa çıkamayacaklarını anladıklarından ötürü Osmanlı'ya yalan yanlış bir takım şeyler gönderdiler. Raporlar gönderdiler. Bu raporları zaten yani özel hususi olarak ele alacağım. Osmanlı'yı nasıl yanılttıklarına, yanılttıklarına dair. Ama Osmanlı da ne yaptı? Bu raporlardan endişe etti. Çünkü akıl almaz şeyler. Bunlar diyorlar peygamberin kabrine gidene kafir diyorlar. Salihlerin kabrini ziyaret edene kafir diyorlar. Peygambere salavat getirene kafir diyorlar. Osmanlı'ya böyle rapor gitmiş. Okuyacağım raporu. Peygambere salat getirene kafir diyorlar. Ee, diyorlar. Osmanlı da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya yani Mısır'ın o günkü yöneticisine git diyor bu sorunu çöz. O da kendi çocuğunu çocuğunu gönderiyor. Bunlar geliyorlar. Neşt bölgesinde tam bir kıyım yapıyorlar. Tam bir kıyım e, yapıyorlar ve ele geçirdikleri insanlara da öyle hakaretler yapıyorlar ki Türkiye'deki tarihçilerden olan Kadir Mısıroğlu hoca bile bu olayı e, Kavalalı'nın ihanetleri arasında sayıyor. Diyor ki Kavalalı bunları ya ele geçirdiklerini Osmanlı'ya gönderdi ki aralarında kan davası çıksın diye. Yani Osmanlı ile bunların arasında bir düşmanlık olsun diye. Peki Kavalalı kimdir? Kavalalı Fransızlarla işbirliği yapmış olan, Osmanlı'yı arkasından vurmuş olan, Osmanlı topraklarına girip Kütahya'ya kadar, Konya Ovası'nı ele geçirmiş olan, Osmanlı askerine karşı kafirlerden yardım alıp Osmanlı askerini sırtından vuran tam bir haindir. Yani Osmanlı bu adamı ve çocuklarını bölgeye gönderince artık o Muhammed İbni Abdullah döneminde bir uzlaşı arayan, kendini ifade etmeye çalışan insanlar, e şimdi siz diyelim, müzik haramdır diyen bir adama Bando dinleterek toplumun gözünün önünde katlederseniz, mezarlarını açıp insanların kemiklerine hakaret ederseniz, aranızdaki ilişkiyi tabii ki bozarsınız. Peki bunu yapan kim? Bunu yapan Muhammed bin Abdulüha ve torunları değil. Bunu yapanlar Osmanlı'nın bölgeye atamış olduğu Osmanlıya da ihanet edecek olan aynı zamanda ne oldukları belli olmayan bir takım yöneticilerin, bir takım yöneticilerin tavırları.